Koray selam, hoş geldin girişime. Selam, hoş bulduk. Bugün senden Octifera'nın hikayesini dinleyeceğiz. Girişimin tam olarak ne yapıyor? Böyle biraz bahseder misin? Yani neyi çözüyorsunuz? Tabii ki. Bizim girişimimiz Octifera Scientific tüp bebek tedavisinde embriyo seçiminde bir karar destek mekanizması sağlıyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Tüp bebek tedavisinde embriyo seçimi denilen bir aşama var. Yani hastadan yumurtalar alındıktan sonra embriyolar oluşturuluyor. Yaklaşık 8-10 bazen 12 adet embriyo. Bunların arasından bir seçim yapılması gerekiyor. Bu seçim halihazırda insanların, embriyologların, tüp bebek uzmanlarının gözle mikroskop altında bakarak yaptıkları bir inceleme ile yapılıyor. Biz bu mikroskopik görüntüleri kullanarak bir algoritma geliştirdik. Algoritmamız Hangi embriyonun kalitesinin daha iyi olduğunu objektif olarak e, kullanıcıya iletebiliyor. Dolayısıyla seçimdeki subjektifliği, insana bağlılığı ortadan kaldırıp objektif, otomatize bir sistem sağlıyoruz. Bu girişimin fikri ilk olarak nereden ortaya çıktı? Yani nasıl bir sorun gördüğünüzde kurma gereği hissettiniz? Evet. Bu girişimin fikri ilk olarak e, bizim bir kadın hastalıkları ve doğum Araştırma ekibimizde ortaya çıktı Biz o ekipte bilimsel çalışmalar yapıyorduk ve güncel olarak üzerinde çalışılan konularla yakından ilgiliydik Yeni konuları takip ederken yurt dışında bazı ekiplerin bu konuda çalıştığını gördük ve kendi verimizle kendi ekibimizi toplayıp bir algoritma kendimiz çıkarabilir miyiz diye düşünmeye başladık Sonrasında e, bilimsel bir çalışma olarak başlayan bu proje, e, TÜBİTAK Big 1512 desteği aldı. O desteğin yapısı gereği şirketleşmek gerekiyor, yani e, limited veya anonim bir şirket kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz en başta bir startup olma hedefimiz yokken, birazcık aldığımız destek e, gereğiyle, biraz girişimci bir yapım olması sebebiyle, bu yola yöneldik. E, ekibimizi bu destekle birlikte kurduk. Sonrasında aynı bilimsel soru üzerine çalışmaya devam ettik. Bu şekilde başladı. Bilişimi ve sağlığı bir araya getirerek bir girişim ortaya çıkardınız. Peki evet. bu işin arkasında nasıl bir ekip var? Evet çok güzel bir soru. Öncelikle bu işte ekip çok önemli. Yani bir insanın tek başına altından kalkamayacağı problemler bunlar. Çünkü multidisipliner bir çalışma gerektiriyor. Bizim ekibimizde kuvvetli bir tıp ekibi var. Öncelikle benim çalışmaya ilk olarak başladığım Profesör Doktor Ercan Başdu var. Tıp alanında bizim danışmanlığımızı yürütüyor hala. Aynı şekilde sahada çalışan embriyologlar, bize sahada görüntü alımında destek olan personel arkadaşlarımız var. Bunun yanında bir de tabii ki AI, yani görüntü işleme, makine öğrenmesi, bu işler üzerine çalışan bir mühendislik ekibimiz var. Onların başında da Murat Gezer hocamız var İstanbul Üniversitesi'nden. Ve iki tane orada mühendis arkadaşımız var. Aynı zamanda çok yakın zamanda ekibimize katılan Burak Günay var. Benim hem liseden arkadaşım hem kendisi computer science alanında master yaptığı için, bilgisayar mühendisi olduğu için artık bizim çalışmalarımız Belli bir seviyeyi aştığında, tüm teknik süreci kendi başıma yürütemeyeceğimi anladığımda böyle bir ekipte tek lead diyebilirim. Yani teknoloji konusunda konuyu ekibi ve konuyu bilen bir insana gereksinim duyduğumuz noktada Burak geldi. Dolayısıyla bizim multidisipliner bir ekibimiz var. Toplamda 10 kişilik bir ekibimiz var. Bir tane de stajyerimiz var. Ekipte zaman zaman değişimler olabiliyor ama kemik kadro başlangıçtan beri 2 yıldır aynı. Tam olarak verdiğiniz hizmet nedir? Böyle daha derinlemesine bir anlatabilir misin? Tabii. Şimdi bahsettiğim gibi tüp bebek merkezlerinde embriyoların gelişiminin takip edilmesi gerekiyor ve bu gelişimin sonunda bir değerlendirme yapılıp Hastaya transferin yapılan değerlendirme sonucunda gerçekleştirilmesi gerekiyor ve bu işlem hali hazırda mikroskop altındaki görüntülere insanların gözle bakmasıyla yapılıyor. Dolayısıyla subjektif bir değerlendirme söz konusu ve bu subjektiviteyi gidermek için bazı kriterler var. Embriyoların belli başlı kriterlere göre değerlendirilmesi söz konusu ama tüm bunlara rağmen deneyimli embriyologlar arasında aynı embriyoyu aynı kalitede değerlendirme oranları oldukça düşük. Yani 3 tane embriyolog var elinizde 10 yıl 15 yıllık tecrübeleri olan kişiler. Tüm bu tecrübelerine rağmen yaptıkları değerlendirmede birbirleriyle aynı fikirde olmayabiliyorlar. Dolayısıyla burada yapay zekanın da gelişmesiyle bir fırsat söz konusu. Biz bu noktada devreye giriyoruz. Embriyoların görüntülerini alıyoruz. Bu görüntüleri geliştirdiğimiz algoritma'ya e, besliyoruz. Bazı görüntü işleme aşamalarından geçiyor. Bazı artefaklar ortadan kaldırılıyor ve e, bazı görsel enhancementlar yani zenginleştirmeler diyebilirim yapılıyor. Bunların sonucunda çıkan görüntüyü algoritmamız değerlendiriyor. Kalitesinin iyi mi? ...yoksa kötü mü olduğuna karar veriyor. Bunun sonucunda da belli bir güven aralığıyla embriyoloğa ve tüp bebek uzmanı e, hekime değerlendirmesini sunuyor. Aslında yaptığımız iş tam olarak şu ki iyi bir embriyo transfer edildiği zaman... ...gebelik ihtimali arttığı için biz buna destek olmaya çalışıyoruz. Bayer'in girişimleri desteklediği program G4A Türkiye'ye seçildiniz... Bu süreç sizin için nasıldı? Yani bu program size nasıl bir fayda sağladı? Bayer G4A Turkey programına seçildiğimizde biz çok mutlu olduk. Çünkü geçmiş dönemlerde bu programdan mezun olan arkadaşlarımız vardı ve onların gösterdiği gelişmeye şahit olmuştuk. Bizler de bu programa girdiğimizde en büyük fayda sağladığımız alan Geliştirdiğimiz hizmetin e, lisanslama aşamaları e, konusunda Bayer'in çok ciddi bir bilgi birikimi var. E, G4A Turkey programı kapsamında aldığımız mentörlüklerle ve aldığımız eğitimlerle bizi bekleyen aşamalara nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik. Ve bizi bekleyen zorlukları, e, yapmamamız gereken hataları e, birinci elden, daha önceden deneyimlemiş kişiler tarafından dinledik ve bunlara göre hazırlıklarımızı şekillendirebildik. Bunun yanında G4A Turkey bizim girişimimize bir bilinirlik de sağladı. Aynı zamanda aldığımız eğitimlerle yaptığımız işi anlatma şeklimiz oldukça değişti. Aslında sağlık alanında bir girişim yaptığınızda çözdüğünüz problemi çok net anlatmanız gerekiyor. Ve G4A Turkey'de aldığımız eğitimler Bizim bu anlatımımızı oldukça sadeleştirdi, netleştirdi. E, basit görünebilir ama aslında çok karmaşık bir problemdi bu. E, bu konuda çok ciddi fayda sağladığımızı düşünüyorum. Gelecek hedeflerinizden böyle biraz bahseder misin? Bundan sonraki gelmek istediğiniz nokta neresi? Evet. Bizim ilk olarak geliştirdiğimiz ürünü lisanslamak gibi bir hedefimiz var. Çünkü hali hazırda... Sağlık alanındaki bir ürünün klinikte kullanılması için çok ciddi e, lisanslar, kalite belgeleri e, geçmeniz gereken sertifikasyon süreçleri var. Biz ilk olarak bu süreçleri tamamlamak istiyoruz. Ardından e, şu anda yalnızca Türkiye'deyiz. Yurt dışına, Amerika'ya ve Avrupa'ya e, uygun şekilde iş ortakları bulup e, açılmak istiyoruz. Çünkü Lokal olarak bir başarı sağlamak Evet çok kıymetli gerçek başarı ancak e, globale açıldığımızda ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak başladığımız projeyi başarılı bir şekilde devam ettirip klinikte hastalara hekimlere ve e, sağlık çalışanlarına destek olacak yaygın olarak kullanılan bir ürün ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Sizin alanda bu işe girişecek olanlar ya da sizin alanınızda bir girişimde bulunmak isteyen kişilere ne tavsiye edersin? Evet. Burada öncelikle kurucu için söyleyeceğim tavsiyelerle başlayayım. Bir kere çok çalışmak gerekiyor ve böyle bir işe kalkıştığınız zaman farklı şapkalarla çalışmanız gerekiyor. Kimi zaman bir geliştirici oluyorsunuz. Bazen hani yazılımla çalışıyorsanız e, kodun içerisine girmeniz gerekiyor. Belki bir doktor olarak e, bir miktar yazılım öğrenmeniz gerekiyor veya bir mühendisseniz belki bir sağlık çalışanı gibi bir doktor gibi klinik bir probleme çözüm üretmeye çalışmanız gerekiyor. E, bu da hızlı bir şekilde farklı rollerden e, geçiş yapabilmeyi gerektiriyor. Buna uygun bir mindset'e e, girmenizi öneririm ilk olarak böyle bir işe kalkışıyorsanız ve ikinci olarak da bu işte iyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Yani kemik kadroyu iyi oluşturup size yolda karşılaşacağınız güçlüklerde destek olacak, çözüm bulmanızda yardımcı olacak, ekip için faydalı olacak, motivasyonu yükseltecek insanlarla çalışmanız çok önemli. Ekibinizi oluştururken buna çok dikkat etmenizi öneririm. Böyle bir girişimde çalışacak kişileri bir süre sizin desteklemeniz gerekecek. Dolayısıyla finansal olarak adımlarınızı sağlam atmanız gerekiyor. Evet Türkiye'de yararlanabileceğiniz destekler son yıllarda oldukça arttı. Fikri doğru bir şekilde projelendirip bu tarz destek mekanizmalarından faydalanmak çok önemli. Dolayısıyla bunlarla ilgili eğitimler almanızı öneririm ve bu konudaki bilginizi geliştirmenizi öneririm. Çünkü muhtemelen böyle bir işe kalkışacak kişi ya teknik bir arka plandan geliyordur ya da bir tıp arka planından geliyordur ve bu tarz startup destekleri, işte startup dünyasındaki kullanabileceğiniz programlarla ilgili bilginiz kısıtlı olabilir. Ancak kaynaklar çok fazla. Bunları kullanarak bilginizi arttırırsanız yapacağınız işin de başarılı olma ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Sonuç olarak oldukça farklı rollere bürüneceğiniz ve ekip olarak ilerlemek zorunda kalacağınız bir süreç sizi bekliyor eğer böyle bir girişime kalkışmak istiyorsanız. G4A Turkey ile ilgili bir şey daha eklemem gerekirse şunu söyleyebilirim. Bir startup olarak sizin eksiklerinizi görmenizi ve güçlü ve güçsüz yönlerinizi daha iyi analiz etmenizi sağlayan bir süreçten geçmenizi sağlıyor. Dolayısıyla girişimcilere kendi naçizane deneyimlerime dayanarak bu programı incelemelerini öneririm.